Eber Gölü'ne. Kalmış bir şey. Kolay gelsin, kolay gelsin. Geldim, şafa geldin, hoş geldin. Nasılsınız? Allah'a çok şükür, sen nasılsın? Şükür, bizler de iyiyiz. Bizim işler böyle işte, Abdurrahman. Kolay gelsin abi. Sağ ol, sabah kalkarız böyle evden. Evet. Patpatlara biner, gölün içine gireriz pat böyle. Patpatlar orada. He. 3-5 bağ topladığımız yerden, biçtiğimiz yerden, biçer doğru eve, akşamüstü döneriz yani. Günün ne varlasını çıkarırsınız burada. Bereket versin. Ekmeğimizi alıyoruz. Allah sağlık sıhhat versin. Bin şükür. Bin şükür. Hepimiz inşallah. Aynen. Şöyle içinde yer yanları şöyle alır. Yaramayanları atarız. Eskiden saka vardı. Saka olunca bunların hepsini alıyoruz da şimdi alamıyoruz galiba. Şimdi nereye veriyorsunuz peki? Şimdi ticaret yapanlar var. Alıp satanlar var. He. Onlara veriyoruz. Onlar da istediği fiyatı veriyor mu bari? Bereket versin. Bu sene iyi. İyi şükür ama. Bu sene iyi. Bereket versin. Ha, biraz alımı durdurdular. Fazla almışlar herhalde. Geri başlamışlar. He. Nasıl olsa mecburen alacaklar alıyorlar, yani. Alıyorlar. Alıyorlar. Evin oraya da huğla yapıp bırakıyorsunuz o zaman. Orada şey yapıyoruz, huğla deriz, iskif yapıyoruz. Gelen müşteri anlaşabildiğimiz fiyatı veriyoruz. Biz ekmeğimizi buradan alıyoruz işte. Biraz bizim ekmek ekmeğimiz. Haber görün. Bu olmazsa olmaz. Bekliyor inşallah. Rabbim bir yağış verirse. İnşallah. Hayırlısı. Peki mı? Suyun eksilme nedeni ne? Niye gölde böyle su ekseri, azaldı? Ekseri yağışlar kısa Türkiye genelinde. Ama Balvadin sulu tarıma döndüğü için Eber Gölü'ne çok yakın yerlerde derin çakmalar var. Onların çok o, büyük suyu zarar suyu çekiyor oldu. Onlar direkt. Çok büyük zarar oldu ya. Evet, o da ihtiyaç. Mecbur sulu tarım yapıyorlar. Onlar da onu kullanacaklar. Ama da böyle bitti. Birçok köyün insanın geçim kaynağıydı da. Geçim kaynağı. Bütün etraftaki bütün köyler buradan ekmeğini alıyor ya. Buradan ekmeğini alıyor. Eskiden böyle miydi? Gemide geçmeye korkardık buralardan suyun derinliğinden. Yani can yeleği kullanmayı bile düşündük. Gün geldi. Öyle serin su var orada. Ama şimdi her yer kurudu. Ancak burada yalı deriz bir mühitimiz var. Eber'in altı, mandıranın altı. Orada kaldı su sadece. Bunlar pek gelmezdi. İlk biçtiklerimiz 10 kilo, 12 kilo, 15 kilo yakın gelirdi. Ama şimdi biraz kurudu. Bunlar 8, 9, 10 kilo ancak. 10 kilo geldi. O kadar. Köyler nasıl? Bağların fiyatları nasıl? Bağların fiyatları şu an 16, 17, 15. Bu aralarda. İyi maşallah. Bu aralarda. Allah bereket versin. Her gün geldi 17, 18'e de verenler evet. Oldu. Ama adam ihtiyacı kadar aldı. Alımı durdurdu şu an. Yani. Kolay gelsin dayı. Hoş geldin yeğen. Nasıl gidiyor kamış işleri? Yani, ooo. Çalışırsan oluyor. Onu öyle atmıştır o.
Erol Taş gibi gülüyorsun dayıla. Bu kamış böyle bitirir arkadaş. Buradan bir ipim alayım. Nerede kalmış bu ipler? Allah Allah, ipi nere tut ya? Mamera, ipi bir farklısın galiba ya. İpleri falan farklısın ya ben ya. Ya evvelden gındırıyla kamışıyla bağlar. Şimdi ipinle gayrı. Sosyete gördüler. Sosyete olduk, sosyete evet. Ama bunlar ötekilerle sağlam oluyor. Evet. Kamış bu. Böyle. Oğlum, akrama şu helvamı dalaydın galiba. Eyvallah. Tatlılığımı da aldım. Tatlılığımı da aldım derim. Vay be. Çalışır gayrı ola. Çalışacak meydan yok abi. Çalışır. Vallahi abi. 20 etti kapıya. 19'da kaldım. Birini aldık benimkini. Tamam. Benimki de 19 olsun. Bir koltuk, bir koltuk attım oraya. Öyle mi? Bir baktım. Domuzlar yeni değişmiş. Vallahi geri geldim kaktan götürdüm. Yalan! Kaktanın sesine belki varsa gider diye. Bir oldu düştüm, Necati geldi abi. Adam onlar bağladı. Böyle büyük gelmiş o bağda, ağaç koyuverdim böyle. Kaldım zabağına ben de lan. Baktım bir ileri geri yekindim, çıkmadı. Eyvah dedim, bu boşta düzgün yerde kaldı bu dedim, ne yapacağız bunu dedim. Allah'tan hacı geldi. Hacı ağa gelsin, ipi taktım, asitledim bu yani. İzden hafif çıkmamına, düz yerde kaldı. O, bu yanı teker, hafif eşelenmeye başladı, boşa çıkıyordu. Uğraşmayacaksın kaldı. Benim ön saplandı. Adam var ya. Ne arkaya ne ileri. Motoru çalıştırdım, şöyle önünden yerledim, çıkacak. Gazı bağladım kelepeyi, gazı büyüyordum arkaya bir dakika, indim vallahi. Bir, iki, üç dedim çıktı ama. Söyle önlemedim. Çünkü ön teker. Aynen, kahvede de mi hep dedik, ne dedik, kim bilir bir şey dedik. Ondan sonra o da alıştı da. Çay alıp geliyor, tut lan mı dayı lan, vur lan bir. Şey mi, şu çuval topladığınız şeyler mi? Şey var ya, yanıma geldin gibi o arıtmada çalıştığımda. Çaycı vardı. Nazmi. Ya vallahi ayıp olur lan dayı, namaz kılıyorum lan. Günah olur lan diye. Vallahi işte hidrolik frenin, bak bunu sevmiyorsun yani. Patladı yani, çok basit bir şey. Dün de daha görmedim onu da İsa dedi, baba fren sıkıyor dedi bizim de. Yani bir taktığa gittim sırtımdan, gidiyor takta. Fren sıkar. Çalışınca sıkardır. Çalışınca faaliyete geçiyor ya. Vallahi bilmiyorum. Lan İsa'ya bakma, her şey mana buluyor. Bir şey bildiğin. Motorda şu var, motorda bu var. Buna da ses buldu. Şey mana buldu bana. Bir zaman iyi geliyordum. Yokladım yolda iyi. Tam şeye inince bir yokladım fidan boşta. Dedim herhalde tam koyuverdi şey. Yağı bitirdi herhalde. Kutuda yağ kutu var ya. Ha, biliyorum. Yağ mı kalmamış? İşte patlayacak yağ. Yıllardır değil. Basmaz. Bizim patlattı kasıntı var. Yağı etmeyecek. Biniyon yok oğlum. Kasıntı geçen yok. Geçen ben az gördüm gibiydim. Şu az zorluyor motor ya. Biliyorum ben. Ben Mustafa gösterdim geçen. Yağ attım da. Kafa var. Bir bak hidroliğe dedim. Tamam abi ben yağı öyle iyi diyordum. Bir çukura düşürdüydü. Orada bir şey patlamış herhalde onun ya. Bir çukur. Bir şey bir de. Olabilir.
Ya bu tarafı ya öbür tarafı. Direğe çarptıydı. Ondan olsa gerek. Başka türlü... Baktı vallahi garmur yağıyor gece 3 saat. Hemen kaldırın milleti. Alo! Yalan işe gidilmeyecek ama ben. O günde işe gideceğim. Ben yatardım onların yanına gittim gelmez yatardım ben. Sabahına bir bakardım hava iyi mi? Vallahi hemen sudakileri çıkardım Kadir. Giydim hemen küçücül gibi valla. Yorganın altına. Şey yok işe gidecek çünkü. Ya işe gidilmeyeceği gün bir lalala çayı koş çayı var. Lan görler görler oluyor. Nasıl? Net lan net diyor hani ya. Sayılmaz da. Sayılmaz. Adam iki babıştı. Yandan kodum gittim dedim. Şey netmiş diyor. Evet, gece buna doğru. Babasının evinde duruyor diyor. Allah der valla. Allah. Demedim ben sana. Hızgarım valla. Der valla. Sana kader mi? Bu geçen bu da dedi. Orasını bilemem dedim. Ama çalışıyor dedi. Çalışmış da netmiş diyor. Ben 40 bab içiyordum diyor. Ben de bir yaptım diyor. Ya senin ev kümes gibi devireydin. Oğlum o yine belediyeden aldı yaptı diyedin. Sen onu, bir bağın yerine yaptın diyedin. Saray mı falan diyedin. Bir bağın yerine yaptın. Ben başıma var ya tümüyü buluşturundan Allah aşkına. Vallahi satın aldım diyor Konyalı ben. Vallahi bilmem. Satın dedim. Karım arında duruyorsun sen dedim. Kadir'de dedim karının koyunluğu var dedim. Temelde. Ulan. Yazık Hamza'mı durdurmuşlar. Koyun verdin mi? Verdi dedirtmişler adamlara. Verdim demişler en sonu. İyi adam adına. Yani ver lan oğlum etmeyin abi falan. Ya sen bir de vermedin tamam biliyor da değil mi? Verdim demiş. Vallahi verdim dedi. İyi de vallahi bunların hepsini duyacak gelen Kadir ha. Onu ver. Şunlara koyacak işte. Diye dedin mi senden benden korkar diyor diye. Öyle diyor. Ne kork dedim ben. Lan aklınların adamını dedim de. Ne korksan senden. Korkma dedim. Ben seni korkuturum haberin olsun dedim. Bakma senden ulan diyor bana. Ben sana ellenmiyorum korkuturum bak dedim bak kıyamıyorum. Ona göre ya Allah bismillah ağlar. Ben ihtiyar adamım. Devam. Tamam Muammer. Devam. Devam. Ben buraya geldim kestim Muammer abi valla. Kestin mi? He. Sesini duyunca geldim. Evet. Hadi almıyorum şimdi başlayınca alacağım. Ben uğruna köle oldum, kul oldum. Saçlarını yolduna değdim. Ben uğruna köle oldum, kul oldum. Saçlarını yolduna değdiğini
gözyaşıyla biter sonu. Cehenneme gitsin yolu. Değdi mi? Bırak gider ise gitsin. Benden beter acı çeksin. Allah cezasını versin. Değdi mi? Allah cezasını versin, değdi mi?